Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkıp Allah'ın teşri koyduğu bir kanunun dışında kanun koymanın küfür olduğunu söylemesini istiyoruz. Allah'ın sadece erkek erkeğe ilişkiyi değil, kadın erkek zina yapmasının haram olmayla beraber aynı kurumun desteklediği sistemin genel eve açmasının küfür olduğunu, yani teşri koyarak küfür olduğunu söylemesini aynı ağızdan duymak istiyor ve desteklemek istiyoruz. Allah Azze ve Celle'nin faizi lanetlediğini ve faiz lobisinin bu sistemin, bu halkın üzerinden kalkması gerektiğini aynı şekilde Diyanet işlerinden duymak istiyoruz ve desteklemek istiyoruz. İçki ruhsatlarının verilip içki serbest bir şekilde satılmasını, bu sistemin bunu yapmayla, kanunlaştırmasıyla küfre girdiğini söylemesini Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı'ndan duymak istiyoruz. Ve onu desteklemek istiyoruz. Bizler Müslümanız ve Müslüman olanları bağladığı için biz bütün desteğimizi hak olan bu söze vereceğiz. Söz veriyoruz. Ama biz söylerken terörist, Ali Erbaş söylerken dini temsil eden biri olur diyorsanız bu adaletsizliktir. Çünkü biz Ali Erbaş'tan çok önceden bunları söylüyoruz. Ve diyoruz ki yönetimin başındakinin dediğinin aynısını diyoruz. Eğer bizim söylediklerimiz Allah'ın kitabında yazıyorsa, siz Müslümansanız, eğer Müslümanları bağlıyorsa, o zaman Müslüman olmayanları da bizim söylediklerimiz bağlamıyor. Biz bunu Müslüman olduğunu iddia edenlere ve Müslümanlara söylüyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı'nın söylediğini ben de söylüyorum. Çünkü benim söylediklerim Müslümanların iman etmesi gereken bir durum, bir tasdiktir. Onun için ben söylerken devlete asi oluyorum da Ali Erbaş söylerken niye devlete Müslüman oluyor? Aramızda ne fark var? Yani bana mı gariziniz var veya bizim gibi söyleyenlere mi gariziniz var, yoksa Allah'ın kitabına mı gariziniz var? Elmalılı Hamdi Yazır diyor ki Diyanet İşleri'nin kendi sitesinden açın. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Onlar ahbarlarını, ruhbanlarını Meryem oğlu Mesih'i Allah'ın dışında Rab edindiler. Ayetinin tefsirine bakın. Elmalılı Hamdi Yazar diyor ki kim Allah'ın teşrisinin dışında, kanunlarının dışında kanun çıkarır, bu meclise girerse diyor kendi zamanında, hani Atatürk yazdırmış ya mealini, bu meclise girip Allah'ın kanunlarının dışında kanun çıkarırsa hepsi mürtet olmuştur diyor. Diyanet İşleri'nin kendi sitesinde yazıyor. Şimdi Elmalı Hamdi Yazar bunu söyledi diye devlete terörist mi oldu? Yani çünkü aynı şeyi biz de söylüyoruz. Allah'ın hükmüyle hükmedilmesi gerektiğini söylüyoruz. O da aynı şeyi söylüyor. Ve hatta şunu söyleyeyim. Günümüzde kendisini İslam'a nispet eden sağcı tarikatçılar var değil mi? Kabirperestler. Bir de solcu tarikatçılar var. Solcu tarikatçılar kim? Bakın Atatürk güzel bir kelime ediyor. Hani Ebu Hureyre'nin hadisini naklettik, dedik ya, doğru söz şeytandan da olsa alınır, doğru olduğu için alınır. Atatürk diyor ki solcu tarikat liderinin başı, ölülerden medet umanlar çağ dışı insanlardır. Ölülerden medet umanlar çağ dışı insanlardır diyor. Peki solcu tarikatçılar ne yapıyor kardeşler? Hatta koronavirüsten dolayı bizi eve tıkayan adamlar, bu sözü söyleyen ölmüş adamın kabrine gidip atam şöyle izindeyiz, böyle izindeyiz, atam işte senin yolunda şöyle şöyle ilerleyeceğiz diye ölülerle konuşuyorlar. Ya bu adam bu sözü söyledi. Yani kendisini İslam'a nispet eden sağcılar tarikatçı oluyor da yine size göre. Siz de solcu tarikatçısınız o zaman. Yani onlar da kabre gidip salih gördüğü insanlardan bir şeyler medet umuyor. Siz de gidiyorsunuz Atatürk'ün söylediği söze karşı geliyorsunuz siz. Yani adam diyor ki ölülerden medet umanlar çağdaş insanlar değil diyorlar. Yani siz solcu tarikat görevini yapıyorsunuz. Siz de gidip adama diyorsunuz ki şöyle efendim, şöyle yolundan gideceğiz, böyle yolundan gideceğiz diye. Yani ve aynı Müslüman olduğunu iddia eden adamlar, tabii yani böyle şeyleri konuşmak suç ama nereye kadar? Nereye kadar? Yani biri Atatürk demesin. Ya arkadaş, Allah'a küfrediyorsunuz ya siz bu memlekette. Allah'a küfrediyorsunuz ya. Atatürk'ü de yaratan, seni de yaratan Allah'a küfrediyorsun, problem yok. Ki Atatürk'e biz küfür bile etmiyoruz ya. Bak diyoruz, adam bunu söylüyor bak. Adam bu doğru sözü söylüyor, siz bu adamın sözüne muhalefet ediyorsunuz. Siz Atatürkçü bile değilsiniz yani bu ideolojiye göre.
Onun için bu toplum zaten helak olmuştur kardeşler. Yani helak edenler de işte bu liderlerdir, önderlerdir. Adam çıkar 90 tane doğru söyler, 10 tane de yalan karıştırır içine. Kimse farkına varmaz, ebedi cehenneme doğru giderler. Bunların misali bu. Bak, meşhur hocalardan biri gitti değil mi koronavirüsten dolayı? Adam ne diyor? Günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Günahlardan sana sığınırız ya Rabbi. Sonra geliyor vatanı, milleti, devleti getiriyor nereye? Allah'ın kabul etmediği ilkeleri de içerisine sokuyor. Şimdi bir tane vatanperest diye hemen itiraz edecek. Diyecek ki o vatan, tabii vatan İslam'dandır. Vatanını savunmak. Ama bunların üzerinde bir şey var. Hani Allah Resulü diyor ya, iman 60 veya 70 küsürdür. En azamisi, en aşağıda olan iman da yoldan rahatsızlık veren bir taşı şöyle köşeye koymaktır. En başı La ilahe illallah'tır. Bakın hadisin zahiri ne kadar açık. Senin en başında söylediğin La ilahe illallah'ta problem varsa, en başı dedi çünkü, o en sonunda yapmış olduğun küçük amel de sana fayda vermiyor. İşte en başı La ilahe illallah dedin ya, hakkıyla söylemişsen, La derken neyi reddetmen gerektiğini bilmişsen, işte en ufak olanı da yoldan o taşı kaldırmandır, imandandır. Bu da diyor ya, işte o imana sana fayda verecek o taş o zaman. Ama öbür türlü sana fayda vermez. Sen falan sol partinin peşine gitmeyle, filan sağ partinin peşine gitmeyle, Allah'ın emretmediği, şirk dediği kurumların peşine gitmeyle, dünyanı harap etmeyle sen Allah'ın cennetini kazanamazsın. Yani adamlar ne kadar samimi değil mi? Adam ölüm orucu tutuyor. Ne kadar samimi davasında. Adam yemiyor ya. Önünde ye oğlum diyor. Yemeğini ye diyor. Bak böyle bir şey elde edemezsin diyor. Annesi yalvarıyor. Adam davasına öyle bir inanmış ki yemiyor. Yemedi ve adam açlıktan öldü. Ama gel gelelim ruhu nasıl kabzedildi sizce kardeşler? Allah'ın haber vermesiyle biliyoruz. Vallahi o aç kaldığı, o uğruna öldüğü ideolojisi şu an ona öyle bir pişmanlık vermiş ki geri dönmek istiyor ama dönemiyor. Allah'a hamd ediyoruz, Rabbim bizi bütün küfür ve şirk olan ideolojilerden bizi beri etti ve bizi Müslümanlardan kıldı. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Allah Azze ve Celle'ye daima kafamızı eğiyor, secde ediyoruz. Ondan başkasına da secde etmiyor. Onun hükümlerinden başkasının hükümlerine boyun eğmiyor. Onun kanunlarının dışında kanun koyanların, onun nizamının dışında nizam belirleyenlerin, onun bize sunmuş olduğu hayat biçiminin dışına çıkanların hepsinin de kafir olduğuna inanıyoruz. Elhamdülillah. Benim bu konuda söyleyeceğim bu. Genel itibariyle Diyanet işleri Allah Azze ve Celle'nin dinine en çok ihanet eden kurumlardan biridir. Bakın Diyanet İşleri eski başkanı, o da onun da sözünün destekleneceği bir söz söyledi. Dedi ki bugün insanların bireysel yapmış olduğu zina, Lut kavminin yapmış olduğu fiil, içmiş olduğu içki, faiz, bunlardan daha çok küresel siyasetin günahı bunların çok çok üzerindedir. Niye? Çünkü bunu oluşturan onlardır. Adam bugün erkek erkeğe ilişkiye giriyorsa sistemin sunmuş olduğu mübah yollarla ilişkiye giriyor. Adam bugün genel evine gidiyorsa sistemin sunmuş olduğu ruhsatla gidiyor. Adam bugün içki içip katil oluyorsa sistemin sunmuş olduğu ruhsatla bunu yapıyor. Adam bugün faiz yiyorsa sistemin sunmuş olduğu bankalarla bunu yapıyor. Yani siz kimin aklıyla oynuyorsunuz? Ya kraldan çok kralcılık oynanıyor yani. Bu konuda söyleyeceğim budur inşallah. Elhamdülillah.